Kütahyalı Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticilerine isyan etti. Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde neler oluyor? Başhekim yardımcısının babasına yanlış kan verildi haberimizden sonra sosyal medya, Facebook'ta haberi izleyenler tarafından Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi hakkında çok sert eleştiriler geldi. Sosyal medya, Facebook'ta Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sorun yaşayan vatandaşlar yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiler. İşte vatandaşların hastane hakkındaki çok sert ifadeleri. Hamide Yeşil adlı bayan: Kütahya Hastanesi bölge sorumlusu boy boy poz vermekten başka ne işe yarıyor? Zaten ne beklenir ki Kütahya'dan? Sapasağlam girersin hastaneye sedye ile, ya başka hastaneye sevk ettirirsin kendini kavga dövüş, ya da cenazenizi alırsın. Rabbime binlerce şükürler olsun ki ben hastamızı Ankara'ya götürdüm. Mithat Ekici mi ne karın ağrısı ise telefonla arayıp ona durumu anlattığımız, ambulans istediğimiz halde adam bize ambulans vermediği gibi doktorun da iyi biri olduğunu iddia etti. Ama biz hastamızın ne durumda gelip ne duruma soktuklarını gördük. Sağlık Bakanlığı'na şikayet ettik de ne çıktı? Hiçbir şey. Artık o kadar alışılmış ki bu duruma, şikayet etmek bile oyun gibi onlar için. Zaten bu ülkede insan hayatı kadar ucuz bir şey var mı acaba? Bence yok. Aynur Kinkav adlı bayan: Maalesef ameliyat oldum bir hafta sonra. Hem enfeksiyon hem de karnımda 4 santimlik kistle yüzleştim. Bilmiyorum, şikayet de ettim ama sonuç yok maalesef. Ömer Bulut adlı beyefendi: Ayrıca Kütahya Türk Tarım Orman Sen Başkanı, bir ay önce bu hastaneye kalp krizi geçirerek acilen giriş yaparak anjiyo oldum. Anjiyo odasında faalini bulamadığımız bir sağlık personeli tarafından sol kasığımdan kan alırken damarı yırtmış. Izdırap çektiğim bacağım morardı. Allah'tan tedavi edildi, yoksa hiç uğruna ameliyat edilecektim. Anjiyodan sonra da bir gece yoğun bakım işkencesinde kaldım. İsmail Keleş adlı beyefendi: Merhaba, Evliya Çelebi Hastanesi hakkında suç ve yanlışları hakkında şikayetim var benim. Dedemi yürüye yürüye götürdüm, bir hafta sonra tabut içerisinde çıkarttım. Yapılan yanlış müdahale sonucu hayatını kaybetti. Evet, Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri, bu vatandaşların yazdıkları mı da yalan? Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Mithat Ekici, vatandaşların Facebook'ta yazdıkları karşısında ne yapacak? Genel Sekreterimiz derhal hastane idarecilerini görevden alacak mı?